Finans Merkezi'nin bu bölümünde sanayicilerle özellikle stokçuluk ve finansman erişim bu konudaki talepler ve eleştirileri konuşacağız. Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar bizimle. Ender Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Ender Bey, çok uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz ve eminim daha önceki ekonomik zorluk dönemleri, daha önceki ekonomik krizlerde bu yine tartışmaya açılmıştır sanayiciyle regülatörler arasında. Fakat öncelikle bir stokçuluğu tanımlayalım. Stokçuluk nedir ve İSO ile Merkez Bankası arasındaki bu tartışma, bu eleştiriler ne kadar haklı ve siz şu an ham maddeye gerçekten erişebiliyor musunuz ki burada bir stokçuluk faaliyeti de olsun? Şimdi öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. O günkü meclis toplantısında konuşulan sözleri doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Merkez Bankası'nın kuruluşunda ana görevine para politikalarını düzenlemek, fiyat istikrarını sağlamak diye çok açıkça bir ifade var. Burada Sayın Merkez Bankası Başkanımızın yapmış olduğu açıklamaları bütün kamuoyu her gün ağzının içine bakarak acaba bugün ne söylenecek, ne ifade edilecek veya ne tür bir uygulama yapılacak diye bütün gözler onların üzerinde. Dolayısıyla piyasaya güven vermek durumunda. Elimde liste var. Stokçuluk yapıyorsunuz. Faizler şöyle diye konuşmanın ben doğru olduğunu bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi faizlerle stokçuluktan önce bir realite biz neredeyiz? Onu iyi bir değerlendirmemiz lazım. Bugün piyasadaki banka faizleri %30'dan başlıyor. Firmaların kredibilitesine göre 35, 40, 45, 50'ye kadar faiz isteyen bankalar var. Öbür tarafta şeye bakıyorum, geçen hafta açıklanan bir uygulamayla kamu alacaklarının gecikmesi yıllık %30'a yükseltildi. Ama politika faizimiz hala %14'te. Bunun en büyük sıkıntısı enflasyonda. Bakın Türkiye 20 yıldır faiz konuşmuyordu, stokçuluğu konuşmuyordu, kredi bulup bulamamayı konuşmuyordu. Ama bugün konuşmamızın tek sebebi enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı kaynaklanıyor. O açıdan dünyada ne yapıldı diye baktığımızda Rusya savaşa girdiğinde baktı ki parası değeri düşüyor. Faizleri bir anda yükseltti, istediği seviyeye getirdikten sonra etap etap düşürmeye başladı. Bizim de aynı şekilde bunu uygulamamızın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tabii biz karar verici konumunda değiliz. Sadece düşüncelerimize olması gerekenleri ifade ediyoruz. O gün Merkez Bankası Başkanımızın da söylemiş olduğu ifadelere katılmamız mümkün değil. Peki şimdi bu noktada özellikle programın başında da konuştuğumuz ham madde tedariği, ya işte aramalı ithalatı, yani Türkiye sanayisi özellikle ihracatçıların da böyle keza yani dış pazara satılsa da aramalında ithal girdiler yoğun. Dolayısıyla bir ham maddeye erişim gibi bir ihtiyaç var. Bu dönemde hem emtia fiyatları hem dövizin bulunduğu seviye hem de tedarik sıkıntıları. Bunu nasıl hissediyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki döviz kurlarının artmasından dolayı. Bakın bir örnek vereyim size aramalı ve ham maddeyle ilgili sorunuzun cevabını vermeden önce. Dünya ticaretinde talebinde bir yavaşlama söz konusu. Bunu uluslararası taşımacılık endeksi olan Bulk Endeksinden de görebilme imkanımız söz konusu. Geçen yıl 5200 küsürlerde olan endeks bugün 2700'lere indi. Ama geçen sene 14.000-14.500 dolara Çin'den gelen bir konteyner bugünkü fiyatları 11.500 dolarlara. Yani endekste %60-70'e yakın bir düşüş varken bu navlun fiyatlarına yansımadı. Bu da petrolün artmasından dolayı ortaya çıkan bir konu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artışlar, asgari ücrette yapılan artışlar, doğalgazdaki artışlardan dolayı sanayicilerin maliyetleri artmış durumda. Aramalı ham maddeye gelince bunlarda da yine genel olarak hem yurt içinde hem yurt dışında dövizle fiyatlandığı için dövizdeki oynamalar kur artışlarından dolayı otomatik olarak olumsuz olarak etkileniyor sanayici. Bakın sanayici şu açıdan çok önemli.
Eğer bir ülkede üretim varsa, ihracat varsa, istihdam varsa bunun tek çözüm yeri üretmekten geçiyor. O da sanayicilikten geçiyor. Bunun mutlaka desteklenmesi lazım, moral verilmesi lazım. O açıdan önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani üretim yoksa kalkınmak hayaldir diyorum. Ve Türkiye'nin büyümesine baktığınızda da sanayi üretim endeksinin arttığı yıllarda Türkiye'nin büyümesi de yukarıya doğru pozitif olarak gelişmiştir. Peki Ender Bey, burada gelin biraz bu finansman tarafını açalım. Şimdi dedi ki Merkez Bankası, %14 olan politika faizine yakınsıyor faizler. Bu seviyelerde kredi faizleri, kredilere erişebilirsiniz. Bir, gerçekten şu an TL ve döviz, ikisini ayrı değerlendirelim. Krediye erişim ne durumda? İkincisi de yüklendiğiniz maliyetlerin, kredi faizlerinin artış hızı. Az önce de ifade ettim. Bakın %14 politika faiziyle faiz ve kredi veren bir banka yok. Sadece kamu bankalarında, o da fatura karşılığında, eğer kredi limitleri, line'ları açıksa oradan karşılamaya gayret ediyorlar. Ama bu sadece kamu bankalarıyla çalışmıyor Türkiye'deki sanayici, esnaf, tüccar. Tüm bankalarla çalışıyor. Diğer bankalar bunu uygulamadığı müddetçe kredisi çıkmış sanayiciler de bugün arayıp şikayet ediyorlar. Başkanım ben 40 istiyorlar, 45 faiz istiyorlar, nasıl ödeyeceğim bunu diye. Ya öyle 14 ile 15'te para yok bugün piyasada. Peki Ender Bey, kapatmadan bir iki cümlede ben bu KKM tarafını sorayım size. Şimdi Ağustos ayı önemli. Dönüşler olacak mı, olmayacak mı? Yani kur korumalı mevduatta olanların vadesi geldi. Oradan dönüş olur mu? Yoksa teveccüh devam eder mi? Ve sanayici şu an kazandığı dövizi bir yandan, çünkü Merkez Bankası'na ihracatçı satmak zorunda. İşte öte yandan oradaki oranlar arttırıldı. Eğer diyor ki işte Reuskont kredilerine, TL kredilere erişmek istiyorsanız işte döviziniz %10'u geçmemeli aktiflerin vesaire gibi bir sürü şartlar var. Dolayısıyla bu koşullar altında nakit akışındaki döviz nasıl KKM'ye plaze edilecek ya da gerçekten bir teveccüh var mı? Bakın şunu da ifade edeyim, Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerinin içinde sanayiciler düşük kredi faizleriyle döviz aldı diyorlar. Döviz alması için bir insanın demek döviz borcu olması lazım. Makine alıyorsunuz yurt dışından veya yurt içinden dövizle. Ham madde alıyorsunuz, yarı mamul alıyorsunuz dövizle. Artık TL ile satan yok ve her ay aldığınız ürünün, geçen hafta bir yemek fabrikasının sahibiyle görüştüm. Aldığı örneğin yoğurt kaleminde her ay başına yeni bir zamla bu fiyatlar geçerlidir diye önüne liste geldiğini ifade etti. Buradan ne çıkıyor? Sürekli olarak maliyetler yukarıya doğru artıyor. Kur korumalı mevduat da yıl sonuna kadar geçerli olan bir açıklama. Ben buradaki farklar aslında baktığımız zaman dövizin artış hızıyla kur korumalı mevduatın getirisini hesaplamak gerekiyor. Ama Ocak'tan bugüne kadar ki getirilere baktığımızda %70'ler, %60'lara yakın faiz ödemiş gözüküyor devletimiz. Ender Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Çok sağ olun. Şimdi daha ilave hızlıca, tabii hızlıca dinleyelim. Ben 15 gün kadar önce Ege Bölgesi Sanayi Odası üyelerine bir anket yaptırmıştım. Yılın ikinci yarısıyla ilgili beklentilerimiz nedir diye. Bu anketin sonuçlarında herkesin ortak noktası enflasyondaki artışı birinci sırada söylüyor. Kurlardaki istikrarsızlık. Bir başka önemli konu da dış ticaretteki, yani ihracattaki yurt dışındaki ülkelerin resesyona veya bir talep daralması konusunda ihracatımız olan olumsuz etkisi, faiz artışları ve yurt içi taleplerindeki yavaşlamayı sıralayan bir madde halinde sonuç çıktı ortaya. Yani baktığımızda enflasyon birinci sırada, faizler ikinci sırada, buna paralel de yurt içi ve yurt dışındaki artışları sayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz bu katma değerli sohbet için, analizleriniz için diyelim.